kandan dolayı Malik'i taklit edebilir bir insan değil mi? Yani sürekli vücudunda bir yerden kan geliyor. Edebilir. Dolduramadı onu. İlle dişle olursun etmez şart değil. Malik'i de taklit edebilir, Şafii'yi de taklit edebilir. Yalnız Malik'i taklit etmek daha evla. Niye evla? Çünkü İmam Malik Hazretleri'nin bir kavline göre necaset namaza mani değil. Ne kadar kanadı, ne kadar yere yayıldı bilmiyoruz onu. Çünkü İmam Şafii Hazretleri temiz konusunda hassas. Yani şey yok. Yani zerresini bile yıkamak gerekiyor. Dolayısıyla Maliki mezhebinde ikinci kavle göre necaset namaza mani değil. Kandan aynı şekilde necisir. Yayılmış olsa bile bir, kanadığı için abdesti bozulmuyor. İki, oraları yaydığı için necaset namaza mani olmadığı için bu haline namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Peki eli kanıyordu da onun için taklit ediyordu. Bu tam abdesti varken burnunuz da kanadı bu defa. Başka bir yer kanadı yani. Olsun. Değişmez. Yine devam edelim. Kan sebebiyle şartı yani için bu burundan çıkar, kolundan çıkar, sırtından çıkar, elinden çıkar fark etmez. Ayağından olabilir. Şey yapmaz. Hatta diyelim ki bu kişi diş dolgusu sebebiyle Maliki taklit ediyordu. Ondan sonra yel kaçırma oldu, idrar kaçırma oldu, kanama oldu. Zaten Maliki mezhebinin gusül abdesti ve namazda taklit ettiği için bunun abdesti bozulmaz. Yok efendim evdeyim, evde kanadı. Şartlar müsaittir, sıcak suda varsa. Değil mi kış günü? Abdestini tazele, çünkü Hanifi mezhebinde bu bozuyor. Bu bozuyor.